Ben 9.000 TL bağışta bulundum. Sadece onu bağışlayabiliyorduk yasalara göre. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılından beri politikasını beğeniyorum. Türkiye bakış açısını beğeniyorum. Seviyorum, saygı duyuyorum. Bu vesileyle yanında olmak istiyorum. Bu ülkenin geleceği buna bağlı. Çözüm süreci, ülkenin geleceği, huzurumuz, mutluluğumuz hep ben bu adamda görüyorum. Lider olarak kabul ediyorum. Bu vesileyle ben kendisiyle çalışmak istiyorum. Yanında olmak istiyorum. İnandığım için oradayım. Yani bütün Kürtler BDP'li değil. Ama ben Tayyipçiyim. Ben bu ülkenin onu yönetebileceğine inanıyorum. Bu vesileyle ben bu katkıda bulundum. Peki Sera Bey bu konuda sizi... Vallahi herkes kendi siyasi düşüncesi ayrıdır. Yani herkes kardeştir ama aynı fikirde olacak diye bir şey yok. O orayı tercih etmiştir. Ben siyaset yapmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza destek sunuyorum. Yani ben AK Parti için de aktif bir politika falan yapmıyorum. Böyle bir talebim de yok. Ama ona güveniyorum. Ona inanıyorum. Onun bu ülke için geleceğin yaratacağına inanıyorum. Dik duruşunu seviyorum. Çözüm sürecinde başarılı olacağına inanıyorum. Bu vesileyle destek veriyorum. Eleştirileri var ama çözüm sürecinde. Ama muhalefet haksızlık yapıyor bana göre. Yani muhalefet ne yapıyor? Türkiye neler kattı? Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi yönetti. Bu halka ne verdi? Otoyol mu verdi, hastane mi verdi, okul mu verdi, eğitim mi verdi? Hiçbir şey. Zaten siyasetçinin tek malzemesi eleştirmektir. Sadece Sayın Başbakanımızı eleştirmelerin tek sebebi resimde görülmek, halk arasında bilinmek. Haksızlık yapıyorlar ona karşı. Benim düşüncem bu. Yani ay 26'sından da kısmet olursa bu şey gideceğim. Köy köy gezeceğim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy vermenin gerektiğini söyleyeceğim. İnandığım için bunu yapıyorum. Siyasette de bir ilgim yok. Kürtlerin oyu bir kısmı Selahattin Bey'e gider. İkinci turda kalınmaz bu siyaset bana göre. İlk turda iş biter diyorsun. İlk turda biter. Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda bu işi bitireceğine eminim. Halk seviyor, halk inanıyor. Dik duruşunu seviyor. Yürekli oluşunu seviyor. Türkiye'nin geleceğini düşündüğü için seviyor. Çözüm sürecinde işi bitirmeyi seviyor. Kürdistan petrollarıyla bağlantı yapmıştır. Bizim geleceğimizdir orası. 50 yıllık bir petrol bağlantısı Türkiye'nin geleceğidir. Milli gelirimiz 25.000-30.000 dolara dayanacak. Yani bunu evine götürmüyor ki. Türkiye için yapıyor. 2023 hesabı var, 2053 hesabı var, Türkiye için 2071 hesabı var. Bu Türkiye düşünerek siyaset yapıyor. Ama bazı değişik şahsiyetler gelecekte bir daha milletvekili olur muyum hesabı yapıyor. Aradaki fark bu. Bir üreten var, bir gelecekte bir daha milletvekili olabilirim hesabı var. Bundan dolayı ben Tayyipçiyim. Ve onu çok seviyorum. Ekonomide olduğu hastanelere bakıyor. Binlerce faili meçhul cinayetler vardı. Köy yakmalar vardı. Herkes beri siyasi düşüncemi söylüyor. Biz beraberce yaşamalıyız. Sivri bir dil kullanıyor. Kahraman oluyor. Kahramanlığa gerek yok. Üretecekse kahraman olacaksın.